Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz Başkan 35 kanalına hoş geldiniz. Altın tarafında neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Birlikte yorumlamaya çalışacağız. Altın onsla incelememize başlayalım. Altın onsta arkadaşlar 2 gündür beklediğimiz 1713 seviyesi üzerinde günlük kapanış göremedik. Ve bu 1710-1713 seviyelerinden aşağı yönlü satışları altın onsta yaşıyoruz. Yani yukarıda bir zayıf ivmelenen altınla karşı karşıyayız. Bazı arkadaşlar benim beklentimin döndüğü yönünde yorumlar yapmışlar. Ya bu arkadaşlar benim eski videolarımı seyretmiyor ya da videoları sardırıp izliyorlar arkadaşlar. Benim altınla ilgili herhangi bir beklentimde değişiklik yok. Bunu da bilin istedim. Altında bana göre yön hala aşağı. 1613 seviyesi üzerine 1713 seviyesi üzerine çıkıp kapanış yapamayan altın onsta benim hala beklentim aşağı yönlüdür. Ve beklentimde herhangi bir değişiklik yoktur arkadaşlar. Tabi hepimiz insanız. Yanılabiliriz de. Böyle bir ihtimal de var. O yüzden böyle bir ihtimal karşısında ben sizlerin zarar görmemesi için yukarıdaki oluşabilecek seviyeleri de sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Mesela dün 1710-1713 üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa altın onsta olumluluk başlayabileceğini söyledim. Fakat bunun üzerine bir sürü arkadaş tarafından da saldırıya uğradım. Arkadaşlar ben de yanılabilirim. Peki benim bu yanılgımdan için size 1713 üzerinde bir kapanışta gelirse buradan yukarıda 1735 ve 1750 seviyelerine doğru altınos gidebilir şeklinde de yorumumu yapıyorum. Fakat kendi düşüncemi de söylüyorum. Ben hala yönün aşağı olduğunu altın onsta altın tarafında düşünmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu benim beklentim. Fakat benim de yanılabilirliğimi göz önünde bulundurarak 1713 üzerindeki kapanışları da takip edin. Fakat 2 gündür 1713 üzerinde kapanış görmediğimiz için altında beklentimiz hala aşağı yönlüdür arkadaşlar. Günlük grafiğinde de baktığımız zaman yukarı trend çizgisinin hala yukarı doğru aşılamadığını ve altında yatay yönlü düşüş seyrini altının gösterdiğini görüyoruz. Stokastik indikatörümüze de baktığımızda hala sat sinyalimiz devam etmekte arkadaşlar altın onsta. Altın ons 1702 üzerinde dün bir kapanış yaptı. Bu kapanış zayıf bir kapanıştır arkadaşlar altın onsta. En azından 1713 üzerinde bir kapanış gelmesi şarttı yükselişin devamı için. Fakat gene de her ihtimale karşı 1713 aklınızda olacak bir rakam. Bizler beklentimiz dahilinde 1713 üzerinde bir kapanış gelmediği için altında hala aşağıdaki 1688 destek, 1674 desteği ve onun altında da 1650 seviyelerinde bulunan 1650 hedefli altın onstaki beklentimizi korumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları da bilin istedim. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altında da 380 üzeri kalışlar hala gram altın için kuvvetlidir dedik arkadaşlar. Evet, 380 altına inmedikçe trend desteğinin altına gram altında olumlu olarak gözükmekte. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Gram altın biliyorsunuz hem dolar TL tarafından hem de altın ons tarafından etkilendiği için altın onsta beklediğimiz düşüş yönlü beklentimiz dahilinde gram altında da 386 üzerinde kapanışlar göremiyoruz. 386 üzerinde kapanışlar göremediğimizden dolayı gram altında da zayıflamanın 380 seviyesine kadar devam edeceğini kısa bazda tahmin ediyoruz arkadaşlar.
İlk etapta 380 gram altında, onun altında 375 ve 371 destek bölgeleri de gram altında takibimizde olacak önemli seviyeler halinde arkadaşlar. Takibimizde olacak seviyeler şeklinde düşünebiliriz. Yukarıda gram altında 390 geçilemediği müddetçe arkadaşlar, şuradaki 390 seviyesi geçilemediği müddetçe gram altında da 371 kısa bazlı hedefimiz şeklinde hala gözükmekte. 371 kırılmasıyla da 364, burası da ana hedef bölgemiz olarak gram altında gözükmekte. Şimdi bu finans piyasalarında arkadaşlar inatlaşmak iyi bir şey değildir. Bazı arkadaşlar biliyorsunuz videoların altına yorum yapıyorlar, hani düşecek de çıkacak da şeklinde, ama şöyle bir şey var. Ben düşecek dahi desem bu yukarıdaki fiyatlara mutlaka odaklanın. Mesela 390 yukarı yönlü kırılırsa altında 400'lü seviyelere doğru yukarı çıkışlar imelenebilir. Bunlar aklınızın bir ucunda bulunsun. Çünkü bunları bilmeniz de sizler için faydalı arkadaşlar. Fakat biz 386 üzerinde günlük kapanışlar altında göremediğimiz için ilk etapta 380 ve 375'li seviyelere doğru gram altında da geri çekilmeler beklentimiz dahilinde hala devam etmekte. Yani beklentimizde, altın tarafındaki beklentimizde herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik olursa da bunu mutlaka bildiririm. Bunun utanılacak, sıkılacak bir tarafının da olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzdendir böyle mantıksız yorumlar videonun altına yazmanız beni değil, sizin kendinizi küçültür. Başka da bir işe yaramaz. Ayrıca kanalıma destek veren arkadaşlarımın hepsine de çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden 1000 kere razı olsun. Hepiniz hakkınızı bana helal edin. Altın tarafında söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Dolar TL'de de gene arkadaşlar, ona da bakalım, dolar TL'ye. Dolar TL kuruna baktığımız zaman da dolar TL'nin arkadaşlar 6.97 üzerinde kapanışlar yapması dolar TL kurunu güçlü tutmakta. Şuradaki 6.97 seviyesinden kapanışlar gelmesi dolar TL kurunda hareketin hala güçlü olduğu anlamına gelir. Dolar-TL kurunda görüyorsunuz arkadaşlar, şurada bir formasyon mevcut. Dolar-TL'nin her 7 üzerinde kalışı Dolar-TL'yi daha güçlü bir hale getirecektir. Ve Dolar-TL'nin de 7 üzerinde kalışları yukarıda 7.04, 7.15 dirençlerini maalesef tekrardan kırmasına neden olabilir. 6.97 üzerinde kaldıkça arkadaşlar dolar TL hala güçlü hareketini devam ettiriyor. Dolarda olmazsa olmazımız arkadaşlar 7.23 seviyesi. Dolarda 7.23 seviyesi dolar için çok bu seviyenin yukarı yönlü kırılmaması lazım. 7.23 seviyesi yukarıya doğru kırılırsa arkadaşlar dolarda bir bayrak formasyonumuz vardı dolar TL kurunda. Bu bayrak formasyonumuzun tepesi 7.23. 7.23'ün kırılması halinde kolay kolay kırılacağını da pek düşünmüyorum arkadaşlar. Fakat kırılabilir. 7.23'lü seviyelere doğru dolar TL'de 6.97 kırılmayıp hareketlerin yukarı halinde arkadaşlar tekrardan grafiklerimizi güncelleyip yeni bir analiz yapacağız. Dolar TL kurunda daha farklı bir analizimizi yapacağız. Dolar TL dediğim gibi arkadaşlar 6.97 üzerinde kaldıkça hala olumlu. 6.97 olumsuz senaryoda
kırılması halinde de aşağıda 6.92 doların trend desteği mevcut. Dolar TL'de Merkez Bankası tarafından gelecek olumlu bir haberlerle, swap antlaşmalarıyla ilgili olumlu bir haberlerle de arkadaşlar 6.65 seviyesine kadar da gidebilir. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Fakat 6.97 üzerinde kaldıkça dolar TL güçlüdür. Kırılmadığı müddetçe bu seviyede aklınızın bir ucunda kalsın. Şimdi dolar ve altınla ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize